Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi pazarlar. Sevgili seyirciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Palandöken ve Konaklı'da özelleştirme süreci kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın geçtiğimiz yıl görevlendirdiği Ayhan Kabaktepe görevden alındı. İhmalkarlığıyla Erzurum'un kaderiyle oynayan Özelleştirme İdaresi Palandöken ve Konaklı İşletmeleri Daire Başkanı Ayhan Kabaktepe görevinden alındı. 14.6 milyon liralık ödenek gönderilmesine rağmen gondol liflerin bakımını yaptıramayan ve altyapı çalışmalarını tamamlayamayan Kabaktepe'nin yapılan bir operasyonla görevden alındığı öğrenildi. Kar kalitesi ve pist uzunluğuyla Avrupa'nın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken ve Konaklı özelleştirme çalışmaları kapsamında büyük darbe aldı. Cazibe merkezine dönüştürülmek istenirken Özelleştirme İdaresi Palandöken ve Konaklı İşletmeleri Daire Başkanı Ayhan Kabaktepe ve ekibinin yan gelip yatması nedeniyle yaz sezonu boyunca altyapı çalışmaları gerçekleştirilemedi. En önemlisi de Palandöken Kayak Merkezi'nin kalbi olan gondol liftinin bakımı yaptırılamadı. Kalkınma Bakanlığı'nın ilk etapta 12 milyon ardından 2,6 milyon lira ödenek çıkarıldığı halde Palandöken ve Konaklı için ödeneklerin kullanılmaması sebebiyle Kabaktepe'ye görevden el çektirildiği ileri sürüldü. Ayhan Kabaktepe'nin görevden alınmasıyla gözler Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na çevrildi. Kar düşmeden önce özellikle gondol liftin bakımının yapılabilmesi ve işlerin daha hızlı yürütülmesi için Erzurum'dan bir atama yapılacağı öğrenilirken AK Parti Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu, ihale aşamasında olan işler var. Tüm bunların bir an önce gerçekleştirebilmesi için gayret gösteriyoruz. Artık kaybedecek tek bir dakikamız bile yok, dedi. Kamusen Erzurum İl Temsilcisi Müfit Bayraktar eğitimde yaşanan sorunları gündeme getirmeye devam ediyor. Bayraktar'ın son olarak ele aldığı konuysa ilköğretim okulu öğrencilerinin taşıdığı ağır okul çantaları oldu. Kamusen İl Temsilcisi Müfit Bayraktar, Türkiye'de eğitim sisteminde büyük hatalar sergilendiğini ve de bu durumdan hem öğrencilerin hem de velilerin etkilendiğini ileri sürdü. Özellikle devletin öğrencilere yönelik dağıtım yaptığı kitapların içinin boş olduğunu savunan Bayraktar, birinci sınıfa giden çocukların ağır okul çantalarını taşımakta zorluk çektiğini ve bunun da sorumlusunun hükümet olduğunu açıkladı. O çocuklar onun sırtına taşıyıp da bir ortopedik olarak bir kamburlaşma mı meydana gelsin? Ama bizim istemiyoruz. Madem hem tablet dağıtmışsın hem içerisinde kitapların genelde dağıtılmış olarak vermişsin, madem onlar niye kullanılmıyor? Yani bunu kullanacak veyahut da kullandıracak bir şeyiniz mi yok, sisteminiz mi yok? Her okula akıllı tahta olacaktı, öyle değil miydi? Hani akıllı tahta? Bu eğitimin kökünde, yani kökeninde geçmişten gelen bir eğitim sistemi olduğunu bilmemize rağmen geçmişe dönelik birleştirip bu hale getirmediğim, bugüne getirmediğimiz sürece, bugünden yoğurup ve geleceğe hazırlamadığımız sürece hiçbir adım ileri gidemeyiz. Yani bu ülkeyi de bir adım ileri götüremeyiz. Bakın şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye gerçekten boğazlarıyla, bulunduğu konum itibariyle, yani coğrafi konum itibariyle her ne olursa olsun ekonomik olarak küçülmeyen bir ülke. Her zaman büyüyen bir ülke. Yani sen bugün ne kadar yerinde dursan bile seni bu yerinde durdurmuyor. Çünkü niye? Hem Avrupa'ya, Asya'ya hem de kuzeyi güneye bağlayan denizler olsun, karayollar olsun. Bağlayan bir ülke. Çünkü ticari hacmi her geçen gün artabilecek bir ülke. Bugün desen ki benim bütçem bu kadar, o sen bütçede sabit kalamazsın. Türkiye büyüyen bir ülke. İlk hatta bugün dünyada ilk sıralarda olması gereken bir ülke. Ekonomik politikalarda yeterli bir şeye gelmediğimiz için hep geriye gidiyoruz. Eğitim sistemimiz de aynı şekilde. Gerçekten eğitim sistemimiz de bu şekilde kendimize yeterli bir şekilde getirmiş olsaydık, yani eğitimden anlayan, işi erbabına veren, erbabı olan kişileri getirmiş, ehil kişileri getirmiş olsaydık, bugün ne benim o çocuğum sırtında 15 kiloluk yükün giderdi, ne de eğitim sistemimiz bu hale gelirdi. Evet, eğitimde gerçekten de sorunlar oldukça fazla. Sadece çantayla da kalınmıyor. Özellikle birinci sınıfa giden çocukların sabahın erken saatlerinde kalkması ve tabii ki beslenmeden tutun da kitaplarına ve malzemelere varıncaya kadar da ağır bir çanta taşıması
İşin bir başka yönü de havaların önümüzdeki günlerde daha da soğuyacak olması, bakalım nasıl bir çözüm getirecek. Erzurum kent merkezinde yer yer yağmur yağışı etkili olurken yüksek kesimlere kar yağınca Palandöken'de beyaz gelinliğini giydi. Erzurum kent merkezinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Palandöken'de ise kar yağışı görüldü. Sabah uyanan Erzurumlular Palandöken Dağı'nın beyaz örtüsüyle karşılaştı. Dedeman Kayak Merkezi'nin bulunduğu alan tamamen karla kaplanırken çatılarda oluşan kar kalınlığının 3 santimetreyi bulduğu gözlendi. Yaz lastiğiyle gelince böyle oldu. Çıkamadı. Bugün tam anlamıyla Palandöken'e kış geldi. Doğru gelmiş. Ben de kar görünce geldim. Bakalım lastikleri değiştirip geleceğiz artık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sonbahar mevsiminin son günlerinde yaprakları sararan ağaçları don vururken sarı, yeşil ve beyazın bütünleştiği renk tonları kartpostallık görüntü oluşturdu. Öte yandan yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebileceği belirtildi. Hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derecelik bir düşüş gözlenirken sıcaklıkların salı gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi tahmin ediliyor. Vatandaşlar Erzurum'a kar yağışının yakıştığını belirterek kış mevsimine çok az bir süre kaldığını ve sobaların yanmaya başladığını kaydettiler. Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, biz bu döner sermaye yönetmeliğinin daha adil ve adaletli bir sisteme dönüştürülmesini istiyoruz, dedi. Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde yapılan Sağlık Sen Erzurum Şubesi 5. olan genel kurulunda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Abdullah Duman yeniden başkanlığa getirildi. Kongreye katılan Sağlık Sendikası Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük ve tek yetkili sendikası olduklarını anlattı. Sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilebilmesi için her platformda mücadele ettiklerini belirten Durmuş, yapılan çalışmaların en etkili yolunun toplu sözleşme masası, personel danışma kurulu ve KİK toplantıları olduğunu ifade etti. Erzurum şubemizin 5. olağan genel kurulunun da hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5. olağan genel kurul Türkiye'de sadece birkaç ilimizde gerçekleşen bir olağan genel kurul. Erzurum şubemizin çok köklü bir şube olduğunu gösteren önemli bir kriterdir. Gerçekten Erzurum duruşuyla sendikacılık alanında yapmış olduğu hizmetlerle Türkiye'de örnek bir sendikacılık yaptı. Ben şube başkanının şahsında hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizi bu genel kurulun hayırlara vesile olması için selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun genel kurul. Yeniden güven tazeleyerek tekrar başkanlığa getirilen sendika başkanı Abdullah Duman'sa kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Kıymetli misafirler, değerli dava arkadaşlarım, Bingöl'de meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemiz Kobani'de yaşayan kardeşlerimize kapılarını sonuna kadar açmış ve her türlü insanı yardımı yapmıştır. Kobani bahanesiyle sokakları terörize eden insanlarımızın mal ve can güvenliğine kastedenlerin niyetlerinin Kobani olmadığı açıktır. Rabbim memleketimiz ve milletimiz üzerine oyun oynayanları El Kahhar ismi şerifiyle kahreylesin. Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, üreticilerimiz yılda 700 bin süt ürettiklerini, işletmelerimizde de süt bulamadıklarını söylüyor. İl dışından
süt getirmek zorunda kaldıklarını duyuyoruz dedi. Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Özcan Yıldırım, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde Valilik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Haykop Bölge Birliği ve Alman Kooperatifleri, Raisen Konfederasyonu Türkiye Temsilciliğinin işbirliğiyle düzenlenen süt çalıştayının açılışında üretimin kutsal bir vazife olduğunu belirtti. Modern süt sığır işletmeleri kurulmalı, soğutulmuş süte teşviklerin artırılması gerekir demişler. Sağlıkla hijyen koşullarına sağlanması gerekir. Hızlı süt toplama sisteminin kurulması gerekir. Batıdaki örneklerden, yani Ahmet Bey'in verdiği örneklerden yararlanılmalı demişler. Ve kooperatiflerin sorumluluk alması, aktifleşmesi gerekir demişler. Hatalı ve eksik besleniyor hayvanlar. Bu konuda bilgi eksikliği var demiş bir kişi. Diğer iki kişi de sırayla şöyle: hatalı beslemeden dolayı sütün kalitesi bozuluyor. Sabana dayalı besleme yapılıyor. Evet. Havalar soğudu, yazlıklar gardıroba, kışlıklarsa malum raflarda yerini almaya başladı. Özellikle Erzurum'da kışın en gözde olan şeylerden biri de papak sevgili izleyiciler. İşte haberimiz. Yazlık giysiler gardıroba, kışlık giysilerse raflardaki yerini aldı. Evet, Erzurum'da havalar soğuyunca ve Palandöken'in zirvesine de kar yağınca kış ayları da başladı. Hal böyle olunca da kışlık giysiler giyilmeye başlandı. Erzurum'da atadan gelen geleneksel giysiler de kış aylarında ilimizde yine kullanılmaya devam ediliyor. İşte bunlardan biri de papak. Papak, insanların başlarına taktıkları bir şapka türü. Ancak özelliği saymakla bitmiyor. Papağın en büyük avantajı ise eksi 40 derecede bile olsa sıcak tutması. Erzurum'da sadece Gürcükapı semtinde bulunan bir dükkanda papaklar da vitrine kondu. Fiyatları ise 75 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor. 55'ten başlayıp 75 liraya var, 150 liraya var, 175'e var, 200 milyona kadar var papaklarımız. Çoraplarımız da 45 milyondan 65'e, 75'e. 150'ye, 175'e, 200 milyona çeşitlerimiz var. Bir de şal çoraplarımız var, yani dokuma yün çoraplarımız. Bunlar da 20 liradan başlayıp 25'e, 30'a, 15'e, kalite kalite olduklarından dolayı değişiyor. Bir de keçe pantolarımız var, yünden yapılmış. Bunlar avcılar, balıkçılar ve romatizma insanlar alıyor, romatizma olanlar alıyor. Birebir sıcak tutuyorlar bunlar. De yeleklerimiz var. Birebir sıcak tutar. Bel ağrılarına, göğüs ağrılarına. İki tavşan derisinden olmadır bu. Birebir sıcak tutar. Yurt dışından gelir. Uygun şekilde veriyoruz. Bu 180 lira. Fiyatları vallahi soğuğa göre uygun gelir yani. Bu soğuğun şiddeti ancak böyle topaklarından ancak altından çıkabilir de. Pazarlık da yapacağız, pazarlık inşallah. Pazarlık var. Pazarlığımız var. Hakiki susamuru derisi. 350 lira. Takar takmaz hissediyorsun zaten. Bayağı sıcak. Böyle diyorum ya, hemen takar takmaz hissediyorsun sıcaklığını falan. Vallahi biraz artık soğuğu dışarıda geçirenler için alırlar. Niye almasınlar? Yani o kadar da her şeye para getirdikten sonra insan sağlığı için önemli şeyler. Biraz da bunun için ayırmak daha güzel olur. Şuurlu Öğretmenler Derneği Başkanı Abdullah II, 16 Kasım'da yapılacak olan Memur Sen'e bağlı Erzurum Eğitim Birsen İkinoğlu Şube Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 16 Kasım tarihinde yapılacak olan sendika başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Abdullah II, yönetim kuruluna aday olmak için cuma günü çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Daha güzelini yapmak adına başlattığımız bu yarışın sendikamız için, üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz dedi. 16 Kasım'da yapılacak olan Memur Sen'e bağlı Eğitim Birsen İkinoğlu Şube Başkanlığı'na ve arkadaşlarımızla birlikte yönetim kuruluna aday olmak için cuma günü çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Daha güzeli yapmak adına başlattığımız bu yarışın sendikamıza, üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sendikamızda istişareye önem veren, ekip çalışması yapan, sendikamızın özüne ve ruhuna uygun hareket eden bir yapıyla farklı bir ses olacağız.
önce teşkilatlarımızı güçlendireceğiz. Yapılması gereken faaliyetleri, etkinlikleri yeniden başlatacağız. İlçelerimizi, kurumlarımızı layık olduğu güçlü konuma yükseltmek için tüm ilçe başkanlarımızla, yönetimleriyle beraber istişareler yapıp teşkilatlarımızı en güçlü yapıya ulaştıracağız. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da yağmur altında sarı kırmızılı taraftarlar galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasının derbi maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesinin ardından Erzurum'da yağmur altında sarı kırmızılı taraftarlar galibiyet coşkusunu doyasıya kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı taraftarlar Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanarak renkli kutlamalar yaptılar. Sürücüler araçlarından klakson sesiyle sarı kırmızılı taraftarlara destek verirken yağmura aldırış etmeyen cimbomlular uzun süre galibiyet coşkusunu kutladılar. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Evi'nde oynadığı 4. maçta Spor Toto 3. Lig 3. grubun Kayseri Şeker Spor gibi iddiasız takımlarından olan Van Büyükşehir Belediye Spor'u yenerek Kazım Karabekir Stadı'nda ilk galibiyetini aldı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Evi'nde oynadığı 4. maçta Spor Toto 3. Lig 3. grubun Kayseri Şeker Spor gibi iddiasız takımlarından olan Van Büyükşehir Belediye Spor'u yenerek Kazım Karabekir Stadı'nda bu sezon ilk 3 puanını aldı. Ayvalık Gücü Belediye Spor ve Sakarya Spor'a yenilen Balçova Yaşam Spor maçından 1 puan koparabilen Mavi Beyazlı ekip iç sahada 4 maçta 4 puan elde edebildi. Ekrem Sütçü'nün yine yedek olduğu Erzurumspor kadrosunda 6 maç boyunca kaleyi koruyan İlker Günay yedeğe kalırken Anıl Ata ilk kez mavi beyazlı kaleye geçti. Erzurumspor ligde 1 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Van Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı. Maçın 25. dakikasında Yasin Yener, 46. dakikada Deniz Sert, 85. dakikada Sefer Sever ve maçın son dakikasında Mikail Üzümcü mavi beyazlı ekibin gollerini kaydetti. İç sahada aldığı şok sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı ve hüsran yaşatan Erzurumsporlu futbolcular maç sonunda taraftarıyla coşku paylaşarak 7 haftada ancak 10 puan topladıkları için özür dilediler. Fikstür avantajı olmasına rağmen bunu kullanamayan, grup sıralamasında alt sıralara inen Erzurumspor, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçı içinde moral depoladı. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.